this system every time. Every time this system together. Because our technical bench left side. So we are using every time left side. The last part come to the middle area, referees, just here. And referees, when time finished, controlled, they were checked, directly sideline on the file. Now we will go to sideline on the file like them. Mm-hmm. And we will wait 5 minutes. You can take photo, you can take pictures just this time. And we will go up protocol to them after. Mm-hmm. Okay. 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 Justin, do you have a question? I will try to. Okay, no. Biraz dinlenin. O sırada ben de size statla alakalı çok güzel teknik ve genel bilgiler paylaşayım. Daha sonra resim ve video çekimlerimize devam ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz alan protokol türbünü olarak geçer. Aynı zamanda bu alana komple baktığımızda Batı VIP türbünü olarak geçmektedir ki Batı VIP protokol türbünün dışında basın türbünü de kendi alanını ağırlamakta. Hemen karşı tarafınızda görmüş olduğunuz türbün ise Galatasaray yazısının ve logosunun olduğu türbün ise Doğu türbünü olarak. Doğu türbünü diğer türbünlerden ayıran özellik ise özel bir isim tanımlaması. Müzemizde de silikonlu heykeli olan Gündüz Kılıç ismiyle alınmaktadır ki Gündüz Kılıç aynı zamanda Metinoklu'yu da Galatasaray'ımıza kazandırmış efsane figürlerimizden birisi. Sol tarafınızda görmüş olduğunuz türbün Kuzey türbünümüzdür. Kuzey türbünümüz yine hepimizin çok yakından tanıdığı bildiği büyük taraftar grubumuzun Turalsan'ın önde gelenlerin toplandığı türbün. Aynı zamanda koronavirüs görüntüleri de Kuzey türbünü. Son olarak bahsedeceğim sağ tarafınıza bakan güneye türbünü.
52.650 kişilik bir burada stadyumuz Türkiye'nin en yüksek kapasitesi ikinci stadyumu yapmak. Birinci stadyum 80.000 kişilik Türk Olimpiyat Stadyumu'dur. Ancak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na herhangi bir takıma ev sahipliği yapmamak. Ev sahibi olarak en yüksek kapasitesi stadyum. Bizim stadyumuz dev stadyum. Stadyumuzun üst tribünleri de altı tribünlerin stadyumuna. Etrafı siyah camlarla kaplı alanların neredeyse tamamı localarımızdır. Stadyumumuzda 198 adet loca bulunmaktadır ki bu da bize Avrupa'nın en yüksek kapasiteli 3 localı tribünden birisi yapmakta. Türkiye'de de yine bu alanda birinci sıradayız. Ve en önemli locamız hemen arkamızda bulunan 2000 localı başkanlık bölgesi. Başkanımız bu locada başlanınca devre arası ve maç sonrası olmak koşuluyla misafirlerini ağırlıyor. Just shortly I talk about English version. This turbine complete name is West turbine and opposite side East turbine. East turbine has a special name. His name is Gündüz Kılıç, Galatasaray legendary long time ago. And left side North turbine. North turbine usually our fanatical fans use. His name is Otur Aslan. Which you hear I don't know. Otur Aslan. And the last turbine, South turbine. Soğuk turbin left side bariyer, left side reserved fana, reserved road team fans, just here. Road team fans for 2,500 seating capacity. All stadium seating capacity 52,650 and 200 lots. The most important lots behind us, president lots, 2,000 number, just here. And height area. 50% hybrid gym, 50% natural gym. And for long, 106 meters, for wide, 65 meters. This is European standard. And our stadium started, was built 2007 and finished 2011. It took 4 years. And it cost 750 million Turkish lira. Just shortly talk about our stadium. Thank you. We have a question. not close, open. We protect. We are protecting just this machine. Mm-hmm. Area. Bu da bir şey.